arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çıkma kaput, çıkma kaput diye söylendik, söylendik. Alın size çıkma kaput arkadaşlar. Sizler için hazırladım. Güzel videolar çekmek için. Şöyle gördüğünüz gibi böldüm. Bugün size Meguiar'dan hibrit seramik wax ürünü tanıtacağım arkadaşlar. Meguiar Türkiye'ye teşekkür ederim, ürünü gönderdiler. Deneyeceğiz. Ben bu ürünü sprey olanını denemiştim birkaç sene önce. Oldukça performanslı bir üründü. Şimdi sıvısını çıkartmışlar. Sıvısını deneyeceğiz arkadaşlar. Uygulama koşullarını anlatacağım size. Nasıl uygulanacağını anlatacağım. Ondan sonra performansına bakacağız arkadaşlar. Şimdi ürün sıvı bir ürün. Püskürterek uygulanan bir ürün değil. Uygulama pediyle uygulayacağız bu ürünü. Ürünü doğrudan güneşte uygulamayacağız. Sıcak kaporta uygulamayacağız. Yani gölge, soğuk, temiz bir yüzeye uygulamamız şart. Ürünü camlarda saydam plastikte kullanmayacağız. Yani bu ne anlama geliyor? Saydam plastik derken yani far bölgelerinde ürün uygulanmıyor veya camlarda uygulanmıyor. Plastiklerde herhangi bir sorun yok. Krom bölgelerde herhangi bir sorun yok. Ama jantlarda su iticilik var mı yok mu belli değil. Firma herhangi bir test yapılmadığını söyledi. Ben sizler için ürünü en son jantlarda deneyeceğim. Jantlardaki performansını da merak ediyorum. Çünkü ürün seramik bazlı olduğu için yüksek ihtimal jantlarda da su iticilik sağlayacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Ürünü iki kat uygulayabiliriz fakat iki kat uygulamak ürün israfına giriyor. Yani tek kat yeterli. Tek kat uygulayacağız. Ortalama 2 ay dayanım süresi var. Tabi bu dayanım süresi yıkanan şampuanlara, hava şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Şimdi size uygulamasını göstereyim. Dostlar şimdi ürün kapağı şu şekilde. Basıyoruz şuradan. Hatta şöyle göstereyim. Buradan basıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Bu şekilde gayet şık, güzel. Buradan önce bir çalkalayalım şöyle bir. Çalkaladık. Şu şekilde tane tane yaptık. Bakın. Gayet güzel kokusu var. Hemen güzel bir kokusu alttan geldi zaten. Güzel bir kokusu var. Daha önceki kokuyla aynı. Şimdi burada dairesel olarak hareket edeceğiz arkadaşlar. Daire şeklinde. Yani koydum şöyle. Yüzeye biraz yedirdim. Şu daire hareketini yapacağız. Dairesel şekilde. Dairesel şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet. Birazcık daha yapalım şöyle. Bu işlemi yaptıktan sonra ortalama 3 ile 5 dakika arası bekleyeceğiz arkadaşlar. Silme işlemini yapmak için. Güzel bir mikrofiber bezle silmek için 3 ila 5 dakika bekleyeceğiz arkadaşlar. Ben kaputun bu bölgesini yapıyorum. Siz tabi tüm kaputa yapacağınız için daha çok kullanabilirsiniz. Şu an ürünü uyguladık dairesel olarak. Çok az daha, biraz daha geçeceğim en son. Ondan sonra işlemimizi bitirip kürleşme süresini bekleyeceğiz. Bu diğer ürünler gibi kürleşirken herhangi bir yüzeyde buğulama yapmıyor arkadaşlar bu ürün. Yani bir buğulama olmuyor. Diğer boya koruma ürünleri gibi. Hani kürleşirken ya bu ürün neden buğulanmadı demeyin, yapmıyor. Formülünde buğulanma özelliği yok. Bakalım bu üründen yüksek su iticilik ve boncuklama performansı bekliyorum. Daha önceden deneyimlediğim bir ürün olduğu için arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir 3 dakika ile 5 dakika arası bekleyelim. Süre doldu. Şimdi güzel bir yumuşak güzel mikrofiber bezle silmeye başlayacağız. Yüzeyde oldukça kaygan bir dokuyu hissettik şu an. Yani gayet iyi kaygan bir yüzey oldu ve bayağı parladı. Yani şuradan ben görebiliyorum. Yandaki yüzeyle bu yüzey arasında dağlar kadar fark var. İyi parlattı. Şimdi bu işlemi her zaman yaparken yaptığınız ilk yüzey tersini alın. Daha iyi parlaklık elde edilmek için bezi her zaman farklı yönlerini kullanın arkadaşlar.
İşlemimiz bu kadar basit. Şimdi boncuklama ve su iticiline bakacağız arkadaşlar. Şimdi boncuklamaya bakacağız arkadaşlar. Şimdi boncukları şu an görebilirsiniz. Gayet net boncukları elde ettik. Yani görsel olarak şu an ürünün de etiketinde olan boncuklar meydana geldi diyebiliriz. Şöyle yapalım. Oldukça başarılı arkadaşlar. Boncuklamayı size net bir şekilde göstereyim şöyle. Boncuklama, topaklama, siz ne diyorsanız artık. Bence güzel. Şimdi de su iticiline bakalım. Şimdi işlem yapılmayan bölgeye bakalım dostlar. Şöyle püskürteyim. Şöyle görebilirsiniz zaten. Herhangi bir boncuklama yok. Yani şöyle göstereyim size. Bakın. Yüzeyde dağılmaları görebilirsiniz. Herhangi bir boncuklama yok. Net şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Ve şu an yapılan bölgeye kaydınızdaki görseli görebilir misiniz arkadaşlar? Bakın. Oldukça keyifli bir görsel var burada. Biz araç hastaları için oldukça keyif veren bir görsel. Bu boncuklar bizim için önemli. Şimdi de su iticiline bakalım. Evet, şimdi su iticiline bakıyoruz. Arkadaşlar su kalmıyor yani. O bu kadar, diğer ürün bu kadar performansı değildi diye hatırlıyorum. Şöyle bir daha bakalım. Oldukça sağlam performansı var arkadaşlar. Çok iyi. Yani bir de yapalım. Şöyle yapalım hatta. Bakın çektim. Bu yüzeyde su giderken bu yüzeyde halen su var. Bak elimle suyla oynayabiliyorum arkadaşlar. Su hala burada ve burada hiçbir şey yok. Ürün gayet iyi. Bir daha deneyelim. Bakın arkadaşlar. Çektim. Bakın burada da su hala var. İşlem yapılmadı buraya. Buraya da işlem yapılmadı. Bu bölge gayet iyi. Bak kenardan tekrar yapalım. Geniş al şöyle baba. Bu arada kameraman babam. Yüzükleriyle meşhur olan babam. Çektim. Çok iyi arkadaşlar. Ya zaten Meguiar'ın kalitesi ortada. Yani gayet iyi. Arkadaşlar jantımız bu. Temizledik. Şimdi jantta deneyeceğiz. Hiç denenmemiş. İlk defa bizim kanalda denenecek. Hadi bakalım inşallah güzel bir sonuç alırız. Hem de kullanacak arkadaşlar için de soru işaretini ortadan kaldırırız. Yine aynı uygulama pedimiz. Yavaş yavaş jant bölüm bölüm olduğu için böyle ufak ufak her tarafına yedireceğiz. Bence ürün jantta işe yarayacak. Benim kendi şahsi görüşüm. Bence işe yarayacak. Birazcık daha yapalım. Hop. Tamam. Şimdi yine 3 ila 5 dakika arası bekleyeceğiz arkadaşlar. Bence parlaklık verdi mi? Bir bakın. Sanki verdi. Yani şöyle açıyı değiştirelim şöyle bir. Evet, parlaklığı verdi. Şöyle bakın. Gayet
Güzel bir parlaklık verdi. Şimdi de boncuklamasına bakalım. Süresi dolduktan sonra. Süre doldu. Şimdi siliyoruz arkadaşlar. Fazlalığını alıyoruz. Oldukça parladı. Dediğim gibi işe yarayacağını düşünüyordum. Gayet iyi. Şimdi de boncuklamasına bakalım. Burada işe yarayacak mı? Tamam. Şöyle bir genişten al. Şöyle bir görünüyor mu? Gayet iyi. Şimdi gelelim bir de su iticiliğine, boncuklamasına bakalım. Evet. Ürün çalıştı arkadaşlar. Gayet güzel çalıştı. Şöyle yaparsak görebiliyorsunuz. Bakın gayet güzel çalıştı. Bu da kanalda ilk defa biz denedik. Belki Türkiye'de deneyen ilk biziz. Oldukça faydalı bir video oldu. Bence yeterli. Bu da yapılmayan jantımız. Bakın arkadaşlar ne kadar fark olduğunu anlayacaksınız şimdi. Bakın. Görüyor musunuz? Ne boncuk var, ne iticilik. Hey babam hey. Hiçbir şey yok bakın. Heh. Şimdi kıyaslama yapınca ne kadar fark olduğunu anladınız. Gidelim diğer janta. Gidelim diğer janta. Ve buraya bakın. İyice yaklaş şöyle bak, hatta şöyle yapalım. Hadi burada da deneyelim şöyle. Bakın iticilik ise iticilik. Boncuklama ise boncuklama. Yeter. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. 10 numara test oldu. Türkiye'de belki ilk defa biz denedik jantta çalışıp çalışmadığını. Performansını gördünüz videoda. Çok iyi, güzel bir test oldu. Meguiars Türkiye'ye teşekkür ederim. Ayrıca Caner Bey'e de teşekkür ederim. İlgilendi, ürün gönderdi. Emek veriyoruz arkadaşlar. Videoları izlediğiniz zaman beğenmeden, yorum yapmadan geçmeyin. Abone olursanız da mutlu edersiniz. Bugünlük bu kadar. Herkese sağlıklı sürüşler.